Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhtarul Ahadis-i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, hadislerinden seçilmişleri okuyoruz. Ha harfiyle, e, şey harfi, nun nun harfi harfiyle başlayan hadis-i şerifleri okuyacağız. Meqalen Nebiyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Nezzarallahu Allahu Teala aydınlassın imraen bir kişiyi. Nazzara Allahu muran yani yüzünü nurlatsın. Semi'a işitti minna bizden şeyen bir şey yani bir söz işitti. Fe ve onu diğer insanlara ulaştırdı. Kema semi'ahu işittiği gibi. Benden nasıl işittiği ise onu diğer insanlara ulaştıran insanlara insanların Allahu Teala yüzünü nurlandırsın. Ferubbe mübellagin nice kendisine ulaştırılan kişi vardır ki ev'a daha kavrar min sami'in bizzat işitenden daha kavrar. Mesela i̇mam Azam Hazretleri Peygamber Efendimizin sahabesi olmamasına rağmen nice Peygamber Efendimizden bizzat sözü işitenden daha iyi kavramış, daha iyi anlamış hadisi şerifleri. Nazarur raculi nazarur raculi adamın bakması ila ahihi kardeşine ala şevkin sevgiyle muhabbetle bakması hayrun daha hayırlıdır minâ atikâfihi min i'tikâfihi min min geçersen minâ itikaf etmesinden yani mescide kapanmasından seneten bir sene fi mescidi haza benim şu mescid-i nebevime Medine'deki mescid-i nebeviye bir sene kapanıp ibadet nafile ibadet etmesinden daha hayırlıdır ne bir adamın kardeşine Müslüman bir kardeşine sevgiyle muhabbetle kötü niyet olmaksızın güzel bir şekilde bakması ee, yani e, ya bu ne kadar basit bir şeymiş diyemeyelim. Çok önemli bir şey bu. Ni'mel atiyyatu e, ne güzel bir e, hediyedir. ne kelimetu hakkin hak sözü tesmuha hak bir sözün işitip hak bir sözü işitip sümme tahmiluha onu taşımak taşınması, tahmiluha o hak sözü taşınması kime ila ahin leke kendisi için bir kardeşe yani bir kardeşine taşıması Müslüman e, e, ne kadar güzeldir diyor. Ne güzel bir hediyedir. Müslüman bir kimsenin hak sözü işitip sonra bunu Müslüman bir kardeşine taşıması ne kadar güzel bir iştir. Ne kadar güzel bir hediyedir. Ahin leke Müslümin Müslüman bir kardeşine taşıması tabi. Fetuallimuha iyyahu o sözü hak sözü o kardeşine öğretmesi e, ne kadar güzel bir hediyedir bu Peygamber Efendimiz. Ni'me e, silahul mümini, e, es sabru ve dua. Hmm, diyor ki e, sabır ve dua müminin ne güzel bir silahıdır. Sabır ve dua Rabbimizleri sabredenlerden ve e, dua edenlerden eylesin inşallah. Dualarımızı derya hizmetinden makbul eylesin. Ni'metani iki nimet vardır ki ni'm mağbubun aldanmıştır fihima bu iki nimet hususunda. Kim aldanmıştır? Kethirun minen nas. insanların çoğu aldanmıştır. Hangisidir bu iki nimet? Es sıhhatu sağlık ve feragu boş zaman. Rabbim bizleri boş zamanlarımızı, sağlığımızı değerlendirenlerden eylesin. Nehaytukum sizleri nehyettim. Neden an ziyaretil kuburi kabirleri ziyaret etmekten nehyettim? engelledim. Velakin lakin fezuruha. Şimdi bu kabirleri ziyaret edin. Edebilirsiniz. Fe inne muhakkak illekum sizin için vardır fiha o kabirleri ziyaret etmede ne vardır? İbratun ibrat vardır. İlk önce yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Neden? Çünkü cahiliyeden kalma adetler var. İnsanların bunları unutmasını istiyor. Sonra insanlara İslam'ın tamamen yerleştiğini görünce artık ondan sonra izin veriyor. Nevviru menazileküm evlerinizi nurlandırınız. bir <laughs> salati namaz ile yani nafile namazları kılarak evlerinizi nurlandırınız. Harabeye çevirmeyiniz. Daha ne ile ve kiraetil Kur'an. Kur'an okumak ile evlerinizi nurlandırınız. Nevmus musa'im'i oruçlunun uyuması ibadetun ibadettir ve somtuhu susması tesbihun tesbihtir ve ameluhu, amel etmesi mudaafun kat kat'tır yani katmerlidir kat kat verilir amel ederse bir şeyler yaparsa ibadet ederse ve duaehu duası müstecabun icabet edilmiştir duasına ve zenbuhu onun günahı mağfurun ve mağfiret edilmiştir affedilmiştir ne'umun ala ilmin bir İlim üzere uyumak hayrul min salatin ala cehlin. Yani ilme dayanan bir uyku, mesela kaylula uykusu, Peygamber Efendimiz işte öğle ile ikindi arası böyle vaktin çok kızgın olduğu güneşin kızgın olduğu bir zamanda bir kaylula uykusu yaparmış. Yani ilme dayanarak yani Peygamber Efendimizin sünnetine dayanarak bir kaylula uykusu çekmek cahilane bilmeden namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yani bilgisi olmadan kendine bir namaz uyduruyor. şu kadar rekattı, şu kadar içinde, şu kadar Fatih okuyacaksın, şu kadar İhlas okuyacaksın falan. Kendi kafasına göre uydurmuş olduğu şeyden ibadetten daha hayırlıdır. Cahilene yapılan ibadetten. En Ölünün arkasından ağıt yakan kadınlar var. Maalesef şu an bizim ülkemizde de bazı yörelerde bu ücretle tutulup kadınlar buraya götürülüyor. Aa, ah, o kadınlar başlıyorlar ağlamaya. İza lem tetub, tövbe etmedikleri sürece kable mebtiha ölme, ölümlerinden önce tövbe etmedikleri süre etmedikleri etmedikleri sürece tuqamu yevmel kıyameti kıyamet günü onlar diriltilirler kaldırılırlar ve aleyha onların üzerinde vardır sirbalun min kadiranın katrandan bir gömlek olduğu halde onlar diriltilirler ve derun bir zırh vardır min ceribin uyuz yapan insan uyuz eden bir zırh olduğu halde diriltilirler. Allah muhafaza. Hele bu işi meslek yapanların vay haline. En insanlar veledu Adem'e. Adem Aleyhisselam'ın çocuğudur. Ve Adem'e Adem Aleyhisselam min turabin, topraktandır. Hepimiz topraktan geldik. En insanlar raculani ikidir. Ee, alimun ve mutaallimun. Yani alimun bilen ve, ve mutaallimun ve öğrenendir iki kısmı ayrılır insanlar. Vara hayra fi ma sivahuma. Yani bu ikisinin dışındaki kişilerde, gruplarda ne yoktur? Hayır yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öğrenen oluyor öğreten demiş. Ennebiyun ve'l mursalun nebiler ve peygamberler yani resuller saadetü ehli'l cenneti cennet ehlinin efendileridir. Ve u şehitler kavvadu ehl cenneti. Cennet ehlinin komutanlarıdır, önderleridir. Ve hamaratul Kur'an, hafızları, urafa u ehl cenneti. Cennet ehlinin arifleridir buyuruyor Peygamber Efendimiz. En nahlu ve şeceru. Nahl dediği burada hurma ve şeceru ağaç. E, bereketun ala ehlihi sahiplerine nedir? Berekettir sahiplerine daha ve ala akibihim ba'dhum ve kendilerinden sonra onlardan sonra gelen nesillere nedir? E, berekettir. Hurma, ağaç yani meyve ağaçları. İza kanu lillahi şakirin. Allahu Teala'ya şükredici oldukları halde, Allahu Teala'nın verdikleri nimetlere şükredici oldukları halde e, nedir Allah onlara onlara ve onlardan sonra gelecek olan nesillerine bereket kaynağıdır. En nasru ma'as sabri. Yardım sabırla beraberdir. Sabre sabır edeceksin Allah'ın yardımı gelecek. Vel feracu kurtuluş maal kerbi sıkıntıyla beraberdir. Ve inne muhakkak ki maal usri zorlukla beraber vardır. Ne yüsüren kolaylıkları vardır. Zorlayan her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı muhakkak vardır. En nefakatü nefaka küllü fi bilillahi. Yani iyi niyetle yapılan sarfiyat hayır hepsi Allah içindir. Allah yolundadır. iller bina'a ancak demiş ki ihtiyaç bir ihtiyaca mebni olmayan, bir ihtiyaca dayanmayan desinler için yapılan boş binalar bunlar diyor nefaka sayılmaz. Fela hayra fihi. Bu işte de hayır olmaz diyor. Çünkü gösteriş için yapılmış. En niyetu sadık niyet, doğru niyet muallakatun bil arşi arşa asılıdır. Fe iza al abdu kul doğrularsa niyetehu niyetini doğrular ise yani niyetini doğru yaptığı zaman taharrakel arşu ıı, arş hareket eder fe yuğferu ve o bağışlanır diyor. Ee, evet sadık olan kişinin niyeti arşa bağlıdır. Niyetini doğrulamaya başladığı anda niyetinin gereğini yapmaya başladığı zaman arş hareket eder ve onun günahları affedilir buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi nun harfiyle gelen, nun harfiyle başlayan yasaklardan bahsedecek inşallah. Yasaklara geçecek. Peygamber Efendimiz şunları yasakladı ve Allahu Teala şunları yasakladı diye anlatacak. Kanalımıza abone olmayı, bizlere takip etmeyi unutmayınız inşallah.